Sevgili hemşehrilerim, muhteşem, güzel ve Demir Çamlıdere'nin o güzel havasını burada bugün sizlerle birlikte yaşıyoruz ve yaşatacağız inşallah. Çamlıdere Kaynaşma ve Ödül Gecesi'nde birbirinden değerli isimler sizlerle birlikte olacak. Bugün çok eğleneceğiz inşallah hep birlikte. Ben şöyle bakıyorum, yani karşılar boş belki ama inanıyorum ki Çamlıdere'nin tamamının gönlü burada. Buradan bir Çamlıdere'ye alkış gönderelim şöyle kuvvetli. Şimdi güzel bir gösteriyle başlayacağız. Tabii memleket Ankara olunca mehter takımı, seymenler, ilk akla gelen isimler. Mehter takımı ile başlayacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı. Şöyle kuvvetli bir şekilde alkışlayalım. Sahneye davet edelim.
Yine sporun, özellikle Çamlıdere sporunun tanıtılmasında, Çamlıdere'nin tanıtılmasında büyük emekleri geçen bir ismi mikrofona davet etmek istiyoruz. Tertip Komitesi Başkanı Sayın Ali Öcalı, alkışlarınızla davet ediyoruz efendim. Sayın Keçiören Belediye Başkanım Turgut Altınok, Sayın Çamlıdere Belediye Başkanım Kazım Can Ercan, Sayın Merkezi İlterlik Kurumu Başkanım Adem Ceylan, Ankara'mızın, başkentimizin çok değerli sivil toplum kuruluşlarının çok değerli başkanları, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, hanımefendiler, gençler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gecenin çok uzadığının farkındayım. Ama bugün bazı güzellikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık bir 5-6 dakikanızı almak istiyorum. Ankara'mız için, ülkemiz için, vatanımız için çok özel günlerin ayak seslerini hep birlikte hissettik. 5 Ekim'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Ankara hemşerilerinin verilmesi, nice medeniyete ev sahipliği yapmış başkent Ankara'mıza 13 Ekim'de başkentlik unvanının verilmesi, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetinin ilan edilmesi ve son olarak da 27 Aralık 2019 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün teknik sınavında Ankara'ya merhaba deyişi. Bu özel günlerin nasıl kutlandığını, nasıl bir heyecana sahne olduğunu Yeah.
ihtiyaçları olduğunda seve seve kabul ettim. Öyle bir hazırlık yaptık ki, samimi söylüyorum, yaklaşık şurada 1500-2000 kişi var. İnanın arkadaşlar, biz 70-80 bin kişiye bu turnuvayı oynadık. Ve bu turnuvanın tribünlerine baktınız. 42 yıllık Çamlıdere Spor'un tribünlerinde ben böyle bir renk görmedim. Ben böyle bir birliktelik görmedim. Dört konağın birlikteliği gibi bir renk görmedim. Yedi öğren gibi kucaklaşma görmedim. Ümene gibi birbirine sevgisini görmedim. Kuşçuların, Alakoç'un, Aldan'ın birbirine bu kadar muhabbetle sarıldığını görmedim. Esentepe spor sahasından kovulduk. Yılmadı arkadaşlar. Nereye geçtik? Eryaman'a geçtik. Oradan Çamlıdere'ye geçtik. Ulubey'e geçtik. Allah'a çok şükür bu turnuvayı da tamamladık. Arkadaşlar, sporun gücünü gördünüz. Spor bir toplumu medeniyete taşıyacak en önemli enstrümanlardan biridir. Hayatımı gençliğe ve spora adadım. Okula adımı da attığı gün çocuklarınızı sporla tanışın. Spor sağlıklı bireylerin yanında çok dinamik bireyler yetiştirir. Bu turnuva için söylenecek o kadar çok şey var ki, ama ben özellikle Alistan Ceylan'a, Faruk Çalışıcı'ya, Ahmet Eroğlu'na, Bahri Çalışıcı'ya bir alkış rica ediyorum. Onlar o kadar özveri gösterdiler ki, dolayısıyla bir alkışı da Çadefe rica ediyorum. Arkadaşlar, Fenerbahçe 1907 yılında kuruldu. 70 yıl sonra Mustafa Can Çamlıdere Spor'u kurdu. Rahmetle saygıyla anıyorum. Bu işler hayal olur arkadaşlar. Bundan sonra bu turnuvayı yapacaklar da 10 bin kişiyle doldursun bu salonu. Hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Sayın Ali Öcalan, kuvvetli bir alkış istiyoruz. Bu muhteşem gün konuşmasından dolayı. Basına yıllarca emek veren Ali Öcalan'ı bırakmıyoruz. Ve ilk olarak basın ödülleriyle başlıyoruz. Ödül töreni de devam edecek ileride. Ama hemen şöyle, aramızda dediğim gibi çok değerli basın mensupları var. Onlarla hem tanışalım hem de onların da plaketlerini takdim edelim. Kınar Spor'dan Sayın Bülent Atlas'ı ödülünü almak üzere buraya davet ediyoruz alkışlarınızdan. Anayurt Gazetesi'nden Cevat Uğraş'ı buraya davet ediyoruz alkışlarınızdan. Hürriyet Gazetesi'nden Sayın Özgür Şahiner'i alkışlarınızla buraya davet ediyoruz. Spor Ankara'dan Metin Karagöz'ü buraya davet ediyoruz yine alkışlarınızla. Sabah Gazetesi'nden Sayın Mustafa Ay, alkışlarınızla kendisini davet ediyoruz. Amatörün Sesi Sayın Kemal Çeliker, alkışlarınızla davet ediyoruz. Milliyet Gazetesi'nden Sayın Orhan Kemal Erkılıç'ı alkışlarınızla davet ediyoruz. Son Söz Gazetesi'nden Sayın Yalçın Erşad'ı alkışlarınızla davet ediyoruz. Ve Spor Anki'den Sayın Orhan Salı alkışlarınızla davet ediyoruz efendim.
ulusal basında ve yerel basında Çamlıdere ve Çamlıdere Sporu, spora gönül vermiş tüm Çamlıdereleri satırlarına, başlıklarına taşıdıkları için, sayfalarına taşıdıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.